Adana'da kavurucu sıcaklar sadece bizleri etkilemiyor. Öyle ki kentteki kurbanlık pazarlarında kurbanlık hayvanlar da sıcaktan nasiplerini almışlar. İşte öğle saatinde kurbanlık hayvanlar adeta sıcaktan mayışmışlar. Bu kadar sıcaktan hiçbir canlının etkilenmemesi mümkün değil. Mutlaka kurbanlıklar da etkileniyor. Çok sıcak. Sıcaklık stresi olabilir hayvanlarda. Burada geldik işte kurban yerine. Bu kadar sıcak hayvanlar mutlaka sıcaklık stresine girerek su kaybedebilirler. Çünkü bu hayvanlar Adana gibi sıcak yerlerde yaşamını geçirmemişler. Yaylalardan ya da doğudan gelmiş hayvanlar da olabilir. O nedenle kurbanlık yerlerinde mutlaka hayvanlar gölgelik yerlerde olmalılar. Sıkışık olmamalılar ve kurban besleyen vatandaşlarımızın işte hayvanların bir bölgeye yığılıp eğer yeterince gölge değilse hayvanlar gölgeye doğru gideceklerdir. Bir tarafa yığılıp birinin düşüp o hayvan diğer hayvanların onun üstünde olmamasına dikkat etmeleri gerekir. Büyükbaş hayvan kurbanlıklarında hayvanları ıslatabilirler serinletmek için. Bu önemli ve mutlaka önlerinde yeterli miktarda su bulundurmalılar. Günde 5-10 defa bence bu sıcakta su vererek ve taze su vererek ve soğuk su vererek hayvanların sıcaktan korumaya çalışmalılar. Çok bunaldı abi çok. Gece yatamıyoruz abi, gündüzü bırak, gündüz zaten sıcaktan durulmuyor, gece de yatılmıyor. Buraya ben dün sabah geldim, hayvanın haline bak. Tamam. Ne oluyor? Ya ister istemez yem yemiyor. Suyu doğru düzgün içemiyor. Veya suyu çok içiyor, yem yemiyor da ne oluyor? Malı biraz zayıflatıyor. Ya ister istemez arabaya yükleniyor, buraya geliyor, burası daha sıcak, bunaltıcı. Nefes alamıyor. Hayvan zaten besi mal olduğu için içi yağlı bunların abi. Hani sıcak 40 derece mi? Biraz daha artıyor. 60 derece oluyor şey vücut olarak. Çocuğu çek.